Emek İş, Tel Örgü ve Çit İmalatı Size Geliyoruz programını sunar. Size Geliyoruz programından merhabalar değerli izleyenler. Bugün Doğanşehir ilçemize bağlı Dedeyazı mahallesindeyiz. Yanımızda muhtarımız var. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz öncelikle köyümüze. Böyle kırsal kesimlerin sorunlarını dile getirdiğiniz için öncelikle size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sizi daha yakından tanımak isteriz. Teşekkür ederiz. Köylerin sorunlarını zaten genel olarak biliyorsunuz. En büyük sorunumuz... Önce bir sizi tanıyalım muhtarım. Evet. Ben İbrahim Tosun, Dedeyazı Mahalle Muhtarı. Yaklaşık işte burada doğduk, büyüdük, burada yaşıyoruz. İlk döneminiz mi? Evet, ilk dönemimiz. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki Dedeyazı Mahallesi'ni daha yakından tanımak üzere bir anlatalım dilerseniz. Evet. Tam olarak nerede bulunur, komşu mahalleleri hangileridir? Konum itibariyle sizden dinleyelim. Konum itibariyle Malatya Doğanşehir Merkezi, Doğanşehir'e bağlı mahalleyiz. Komşu olarak Karatelizi var, Ören var, Polat var. Komşularımız bunlar. İşte yaklaşık... Kaç kilometre Doğanşehir'e? Doğanşehir'e yaklaşık 23 kilometre falan bir mesafede. Malatya merkeze kaç kilometre? Malatya merkezde de 55 kilometre uzaklıkta. İyi, güzel bir şirin köyü. Yani çevreden iyi köylerden bir tanesi diyebilirim ama tabii sorunlar çok büyük. Yani bir yerli sorunlar var. Bunları aşmaya çalışıyoruz. Bunları bertaraf etmeye çalışıyoruz diyeyim. Tabii gezeceğiz sorun sıkıntıları. Evet. Daha detaylı olarak konuşacağız muhtarım. Önce bir vatandaşlara mikrofon tutalım. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben İbrahim Şenol, Dedeyazı sakinlerindeyim. Köyümüz güzel. Çevrede ender rastlanan toplu köylerde bir tanesidir. Fakat depremden sonra yıkıntılar biraz köyümüzü doğal yapısını bozdu. Bir yanda deprem, bir yanda maden ocağı, bir yandan ulaşım. Köyümüz böyle ufak tefek sıkıntılar var. Depremden sonra mahalleye ilk kez geliyorum ama depremden önce gelmiştik, gezmiştik buraları. Tekrar sorun sıkıntıları gündeme getirmiştik. Maden ocağını konuşmuştuk. O dönemde hatırlıyorum. Yani depremlerle birlikte maalesef Doğanşehir ilçemiz çok fazla etkilendi. Tabii daha detaylı konuşacağız. Dedeyazı nasıl etkilendi? Dedeyazı 200 haneli bir köyde yaklaşık 140 tane yıkıntı ev var. Şu anda millet konteynerlarda oturuyor. Bir yanda hani konteyner bulamayanlar da illere, başka yerlere taşınmış durumda. Millet perişan durumda. Siz nerede kalıyorsunuz? Şu anda biz konteynerde kalıyoruz. Nasıl geçiyor peki burada? Çünkü Doğanşehir, özellikle de Dedeyazı Mahallesi kıştan çok fazla etkileniyor. Çok soğuk bir bölgemiz aslında burası. Siz nasıl geçiriyorsunuz kışı? Üçüncü kışa girmek üzereyiz çünkü depremle birlikte. Girmekteyiz de işte nasıl geçiriyoruz? İşte konteynerlarda kalanlar var, çadırlarda kalanlar var, balkon altları, ekmek damı dediğimiz yerlerde kalanlar var. O şekilde. Yani, vatandaş kendi imkanlarıyla kendi barınma ihtiyacını gideriyor galiba. Evet. Yani devlet zaten konutlar birazdan göreceğiz, yapılmadı. Üçüncü kış bayağı bir zorluk var. Peki, teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Ben de Doğanşehir Dedeyazı Mahallesi'ndeyim. İsmim Gaffar Cintay. Ve işte dediği gibi, arkadaşın dediği gibi, 200 tane köyümüz vardı. İşte 140-150'si yıkıldı. Şimdi şu durumda maddi durumda olduğumuz için bu vatandaşın yani çok sıkı durumdadır yani. Ve bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmesini istiyoruz. Bu vatandaşın sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Ve ikincisi, burada vatandaş canında konteynerden kalıyor. Canında çoğu zaman da işte vatandaş burada sorunlarını dile getirmek için geldiğinize teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Peki bir giriş yapalım dilerseniz, ne gibi sorun sıkıntılar var? Ya sorun sıkıntısı işte kıştan dolayı sıkıntılı yaşıyor. Konteyde yattığın zaman, ettiğin zaman sıkıntılı yaşıyor. Dondan, şuradan, buradan işte sular donuyor, bilmem ne oluyor, vatandaş rezil oluyor. İçeride soba kuramıyorsun, bir şey kuramıyorsun konteylerde. Yani bu vatandaş olarak yani biz çileyi çekiyoruz yani. İkincisi, evlerimiz içeride bu konuda içeride yapıldı. 3 aydır yani falan şu durumda, maddi durumda adam diyor ki iflas ettim diyor. Bıraktı gitti yani. Bir çalışma yok mu? Çalışma yok şu durumda. Çalışma yok, 2 aydır duruyor yani. Yani bu konuda içinde valiliğe bildirmelerini istiyorum yani. Bildirmenizi istiyoruz yani. Bu konuyla ilgili yayın yapılırsa daha güzel olacak yani vatandaş için. Ve vatandaş burada sorunları dile getirmek için geldiğiniz için çok güzel oldu yani. Biz teşekkür ederiz. Evet. Tabii durumda, daha detaylı konuşacağız bunları. Evet, şimdi şu durumdayız anda herkes yani maddi durumda yani. 70-75 tane ev var burada. Herkes çadırda yaşıyor, konteynerde yaşıyor yani. Bu vatandaşın sorunu çok şey yani. Yani çok teşekkür ederiz. Yani konuları çok sıkıntılı insanlar yani. Acayip sıkıntılı yani. Peki, teşekkürler muhtarım. Şöyle yavaş yavaş turumuza başlayalım. Aslında gelecekler mi yoksa konuşalım mı vatandaşlarla da? Gelecek misiniz yoksa ilerleyelim dilerseniz, yavaş yavaş konuşalım. Muhtarım, bir bahsedelim dilerseniz. Dedeyazı mahallemizde çok
fazla sorunların olduğunu söylediler vatandaşlar. Bir giriş yapalım istiyorum. Depremlerle birlikte herkes biliyor ki en çok etkilenen ilçelerin başında geliyor tabii ki Doğanşehir. Siz o süreçte neler yaşadınız? O süreç tabii ki her bölgenin yaşadığı gibi çok büyük sıkıntılar yaşadık depremden kaynaklı. Bunları tabii insanı işte aşıyorsun bir şey ama şu an bu 3 seneden beri kışın devam etmesi ve konutların durması üzerine insanlar daha büyük bir sıkıntı yaşamaya başladı. Efendim. Çay içirmedik ondan sonra gittim. Çok teşekkür ederiz. Ümran Hanım diyeceğim yani bu işte en büyük sorunumuz konutlar olduğu için biz mesela çevre şehircilik arkadaşlar bahsetti valilik falan girişimlerimizi yapıyoruz tabii ki. Şimdi konutlara bir başlayalım dilerseniz konuya daha doğrusu. Muhtarım şu an herhangi bir çalışma yok mu? Şu an herhangi bir çalışma yok. Aslında çok iyi bir çalışma vardı ve çok hızlı bir çalışma yapılıyordu. Fakat yani bizim yani düzeysel olarak bildiğimiz işte taşeronla ana firma arasındaki bir para maddi sıkıntıdan dolayı işlemat durdu. Yaklaşık, ne zaman durdu peki? Yaklaşık 1,5 ay oldu. 1,5 aydır hiçbir çalışma yok mu? Yok şu an hiçbir çalışma yok. Bu, tabii bunu vali yardımcımız şimdisini hatırlamıyorum. İlgileniyorlar çevre şehircilik müdürleri, müdür yardımcıları. Gerçekten elinden gelen desteği yapıyorlar ama halen başlatamadık. Yani en büyük sorunumuz o zaten. Onu başlatabilirsek çok iyi olur. Burada yetkililer de eğer duyarsa daha çok önem verirlerse seviniriz. Sürecin biraz hız kazanması gerekiyor. Evet. Çünkü görüyoruz şöyle. Zaten Dede Yazı mahallemiz biz daha önce de gezmiştik. Eski yapıların yoğunlukta olduğu bir mahalleydi. Evet. Yani görüyoruz ki maalesef ki 6 Şubat depremleriyle birlikte konutlarda yerle bir olmuş durumda. Ve köy evlerinin bir an evvel hız kazanması gerekiyor. Hız kazanması. Ya zaten bizim özellikle köy kesiminin en büyük dediğimiz gibi sıkıntısı barınma sorunu. Ya bu barınma sorununu açtıktan sonra inanıyorum ki diğer sorunların da çözümü konusunda yetkililerin destek vereceğine biz inanıyoruz. Öyle beklentimiz var. Şu an çadırda kalan var mı? Tabii ki bak şimdi göreceksiniz zaten çekimlerde. Peki neden konteyner verilmedi kendilerine? Ya o süreçler işte kira yardımına başvuran oldu, konteynere başvuran oldu. Oradaki sıkıntılardan dolayı böyle aksaklıklar oldu. Ama işte dediğim gibi bunların bitmesi için konutların bir an önce yapılması lazım. Onlar yapıldığı zaman daha iyi bir seviyeye geçeceğimize inanıyorum ben. Depremden sonra tabii ki çadırda kalan çok fazla vatandaşımız vardı. Biz de çok şahitlik etmiştik, gündeme getirmiştik, haberlerde yer vermiştik. Ama ilk defa gittiğim bir mahallede hala yani 3. kışa girmek üzereyken çadırda kalan vatandaşlara denk geldim, duydum yani. İbrahim Hanım, barakalarda, konteynerde, çadırlarda kalan çok vatandaşlarımız var yani mevcut. Ve sizin dediğiniz gibi kışın da çok sert geçtiği bir bölge. Zaten dağların arasında şu anda görüyoruz. Vatandaşlar yani bu soğuk havada ki önümüz zaten kar yağışını görüyoruz. Günlerdir kar yağışı etkiliydi. Bugün yağmıyor ama yani kuru bir soğuk var tabii ki Malatya'da. Özellikle buralar daha soğuk. Hemen dağın yamaçlarında zaten mahalle. Evet. Zaten bakın yani arkadaş çekiyordur herhalde. Bu baraka gibi konteynerlerde. Ve bu konteynerler, Çin konteynerleri dediğimiz konteynerler. Ve gerçekten yaz da olsa, kış da olsa yani yaşamı idame etmeye çok sıkıntılı. Klima var mı içerisinde? Yok, klima yok. Bunlar zaten düz gelen konteynerler. Nasıl ısınıyor vatandaşlar? Isıtıcılarla mı? Ya ısıtıcılar herhalde. Zaten kışında hani akrabası olan dışarı gitmeye çalışıyor. Yani akrabasının veya işte kızının oğlunun yanına barınmaya çalışıyor. Öyle idare ediyorlar. Peki şöyle size de mikrofon tutalım, sizi tanıyalım. Ben İsmail, İsmail Şenol. Dede Yazı Köyü'nün bir vatandaşıyım. Siz yani, nerede kalıyorsunuz? Benim evim yukarıda. Sıkıntı yok mu evinizde? Yok, sıkıntı var, evim yıkıldı zaten. Ev benim değil, dedemin eviydi. Küçük bir baraka tarzı bir ev yaptım. Aynı zamanda dedem, nenem yine halen konteynerde kalıyorlar. Ve nenem cihaza bağlı hasta. Cihaza bağlı hasta olmasına rağmen. İşte sorunlarımız... Barınma sorunumuz var. Müthiş bir derece. Hiçbir ilgi yok köyümüze karşı. Zaten konutlar durmuş bir durumda. Ciddi anlamda yani büyük sıkıntılar yaşıyoruz 6 Şubat depreminden bu yana. Hala çözülebilmiş değil hala diyorsunuz. Hala çözülebilmiş değil. Ciddi anlamda yani ilgilenen de yok. Ciddi anlamda ilgilenen yok yani. İşte hani burada da bu bizim komşumuzun evi. Yine burada dayım, anneannem falan kalıyor. Komşumuz kendisi öğretmen olduğu için burada değil. Geçici olarak evini verdi. Yani bahar arada. Ne yaşıyorsunuz evinde? Yok, anneannem gel burada kalıyorlar. Anneannem, dayım. Onlar kalıyor. Yani işte köyümüzün hali ortada.
Hani 200 taneli köyden kalan bir 20-30 tane ev. Hayat şartlarımız iyice zorlaştı. Dönelim mi? Yani dediğim gibi biz gezmiştik buraları. Hepsini biliyorum. Bayağı da şirin bir mahalleydi aslında burası. Maalesef depremlerle birlikte yıkıntılardan yıkıntıları görüyoruz. Buralar hep evdi zaten. Gördüğünüz yerler hep evdi. 6 Şubat depreminden sonra tamamen yerle bir oldu. Peki o süreçte neler yaşadınız? Yani yardımlar yeteri kadar geldi mi? Siz abi, faydalanabildiniz hani, mi? Faydalandık şöyle. Biz kendi köylü bir komün yaşam diyeyim ki. O şekilde birbirimize destek olarak. Hani dışarıdan gelen yardımları da o şekilde peyderpey pay ettik. Hani o süreç bir zaman iyiydi. Ondan sonra da zaten biz elimizi çektikten sonra devletten gelen bir şey görmedik. Hani biz kendi imkanlarımızla köyün insanları, herkes birbirine destek oldu. Ondan sonra da devletten gelen bize bir şey yok. Yani sorunlarımız ortada bunu. Siz kendiniz de görüyorsunuz zaten. İşte insanların yaşadığı yerler buralar. Bu konteynerler, çadırlar. Yani büyük sorunun barınma olduğunu en görüyoruz büyük zaten. Sorun gerçekten barınma. Yani kış gün şu şartlarda hava şartlarını görüyorsunuz. Hani siz de geldiniz gördünüz. Bu şartlarda gerçekten çok zor. Hani konteynerlerde yaşamak ciddi anlamda aşırı derece zor. Peki suda, elektrikte, kanalizasyonda genel sorunlar var mı? Genel sorun var. Tabii 6 Şubat depreminden sonra yeraltı sorunlar depremden sonra zaten yer altındaki kanalizasyondur işte su, normal içme suyu. Bunlar da hasar gördü. Bunlarla da bir kısım kendi işte muhtarımızın, köy heyetinin çabasıyla bir yerlere getirdik. Ondan sonra yine ilgilenen olmadı. Halen mesela kanalizasyonlarımızda patlaklar oluyor. Su şebekelerimiz de oluyor. Elektrikler kesiliyor mu? Kesiliyor, tabii kesiliyor. Geçen kar yağdığı gün mesela. O gün neredeyse günün yarıdan çoğu elektriksiz geçti. Ve işte diyorum ya işte bu barınmaya sebep oluyor. İnsanlar konteynerde kalıyor. Konteynerlerde soba yakamıyorsun. Elektrikli cihazlar. O da sebep oluyor yani. Şimdi cihaza bağlı dediniz. Evet, nenenizdi galiba. Evet. Nasıl peki elektrik kesildiğinde hayatını idame ettirebiliyor? Nasıl bağlanabiliyor? Gelene kadar bekliyoruz. Hani son çare olmadı. Rahatsızlandığı zaman ambulans arayıp hastaneye götürüyoruz. Zor şartlardan bahsediyoruz. Arkadaşlarım da belirttiği gibi yani bizim yaklaşık 30 hani bu mahallede belki de hiçbir hizmetin bir kazmanın vurulmadı. Bir aşikar zaten. En son zaten bu su altyapısı ve kanalizasyon altyapısı yapılmış. Ondan sonra hiçbir hizmet alamamışız biz. Ama bu tabii ki şu an gerçekten zor bir süreç oluyor. Yani devlet de kısıtlı, yani çok büyük bir yıkım oldu. Bertaraf edilmeye çalışıyor. Tabii ki bu yapılırken hani öncelik olarak dediğimiz gibi barınma yani tabii ki. Barınma sorununu çözüyor. Herkes aslında evlerine kavuşmayı bekliyor. Evet yani en büyük beklenti o insanlarda. Ondan sonra tabii ki dediğiniz gibi bizim kanalizasyon altyapı sorunumuz gerçekten büyük. Yani çok sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz özellikle yazın. Yani şimdi nüfusun az olduğundan dolayı çok sorun olmuyor ama yazın çok maskeye bildirmediniz mi hiç? Neler söyleniyor? Biz bildiriyoruz ya. Maske bildiriyoruz. Sayın Kaymakamımızın da zaten bilgileri var. Fakat şu aşamada hani çok müdahale edilemiyor bu tür hizmetler için ama İnşallah ileride beklentimizin, Sayın Kaymakamımızın, Valimizin de bütün kurumların yani bu konularda bize destek vermelerini bekliyoruz. Sürekli bir erteleme. Sürekli bir erteleme işte. İlgileneceğiz, yapacağız. İlgileneceğiz, yapacağız ama ne ilgilenen, ne gelen, ne yapan hiç kimse yok. Şimdi depremin üzerinden 21 ay geçti. 22. Evet. Aya da birkaç evet. gün evet, kaldı evet. aslında. Vatandaş biraz daha dişimizi sıkalım. İşte kanalizasyona, elektriğe, işte suya bir şey söylemeyelim. Malatya zor bir süreçten geçiyor diye sürekli vatandaş dişini sıkıyor. Bekle sürekli artık hizmet gelmeye de vatandaşlar artık canından beziyor. Aynen. Haliyle isyan ediyorlar, tepkiler gösteriyorlar. Eylemler yapıyorlar. Malatya'da hiç görmediğimiz kadar eylemler gördük biz bu süreçte. Vatandaş artık çünkü tahammül edemiyor. Beklemekten yoruldu. Yani kanalizasyon sıkıntısı da öyle basit bir sıkıntıdan bahsetmiyoruz aslında. Hani sürekli beklemek nereye kadar? Yani ablam bir de şunu söyleyeyim. İnsanların sadece bir canı kaldı. Başka hiçbir şey kalmadı. Buradaki insanların %90'ı kendine ait hiçbir şey yok. Çoğu barakalarda işte yıkılmayan sağlam evlerde burada yaşamayan insanların evlerinde kalıyorlar. O da geçici bir çözüm yani. Daimi bir çözüm değil ki.
Ben diyorum mesela anneannem gel kalıyor bir komşunun evinde. 3 ay sonra o adam geldiğinde tekrar evden çıkmak zorundalar. Yine geçecekler konteynere, çadıra. Aynen öyle, çok zorlu süreç aslında. Araştırmanın devam ediyor. Tabii konuşalım muhtarım, daha burada süremiz var. Şöyle gelin sizinle de konuşalım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, siz hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Ben Özgür Çelikaya, Dede Esmanlısı. Burada mükemmeldeyim. Yani, siz nerede kalıyorsunuz? Burada ben evimizde kalıyoruz, bizim ev yıkılmadığından. 86 depremini görmediğinden dolayı bizim ev şu an sağlam. Yani komşuların evleri yıkıldı. Şu an komşular işte çadırlarda, konteynerlerde, ekmek damlarımız bile lüks oldu. Yani evler yıkıldığından dolayı. Ve deprem bazı arazilere de zarar verdi. Arazilerin sularını kesti, köylüye yani büyük bir şey verdi zarar. Yani arazide değiliz ama barınacak yerleri yok komşuların. Yani başka sorun çok. Kanasyon, barınma, kalma. Aşağıdaki evlerimizin yapım şeyleri durdu. Yapılmıyor. Başka da yani sorun çok, hangisini anlatayım? Çok fazla sorun var diyorsunuz. Aynen, hangisini anlatalım? Muhtarım bir de şöyle bir ilerleyelim. Şurayı göstermek istiyorum. Çünkü biz geçtiğimiz dönem geldiğimiz zaman bir maden ocağı sıkıntısı vardı. Bunu da çok sık dile getirdik. Hemen karşıda zaten bir dinleyebilir miyiz? Hatırlayalım bir sorunu. Sorun zaten yani maden burada zaten çevreyi gördüğünüz gibi tahrip etmiş zaten ama çalışıyor. Kanuni hukuki yolları olmuş. Yani ama en azından çalışma koşullarına uygun çalışırlarsa bizim bundan sonra tek beklentimiz o tabii ki. Ya zaten aşağıda da gidebilirsek eğer göreceksiniz, taş ocağı var zaten. O köyün alt tarafında da taş ocağı kuruldu. O da kanal yapımında kullanılıyor. Ama geçici olarak kurulduğunu yetkililer bize bildirdi. Yani Neçe'de bir yerleşim bölgesi yapıldı oraya. O taş ocağının kanal yapımı bittikten sonra kalkacağını bize söylediler, bildirdiler. Durum bundan ibaret işte. Şöyle görüyoruz zaten karşımızda maden ocağı var. Evet. Buralarda zaten evdi biliyorsunuz. Hep yıkıldı. Biz geldiğimiz zaman o dönemlerde çok iyi hatırlıyorum. Şuralarda bir domuz sürüsü görmüştük. Evet, çok sıklıkla bizim, aslında rastlanan aynen, bir manzara. Aslında sorunlarımızdan bir tanesi de bu domuzların oluşu. Yani yaklaşık abartısız söyleyeyim ben 100-200'e yakın fidan kırıyor bu domuzlar. Ve çiftçi bir önlem alamıyor. Yetkililerden özellikle Kaymakam Bey'den ve Jandarma Komutanlarından bu konuyu el atmalarını talep ediyoruz biz. Gerçekten çok büyük sıkıntı. İşte en azından benim de yukarıda bahçelerim var. 50 tane fidan dikiyorsam 30 tanesini 40 tanesini kırıyor. Ve benim gibi bütün vatandaşlar öyle. Burada arazideki bütün çok yoğun bir domuz sürüsü var. Bu konuda da bir... Görüştünüz mü Tarım İl Müdürlüğü'yle? Tarım İl Müdürlüğü'ne biz ziraat mühendisler geldiği zaman dile getirdik ama yani çok böyle onların çok yetkisi olmadığını yani bir şey şu an yapabilecek bir şeylerin olmadığını söylediler. Bunu Kaymakam Bey'e ve Jandarma Komutanları'na iletmeyi düşünüyoruz tabii ki ama buradan izin vesileyle de iletmiş olalım. Aslında birçok bölgede biz duyuyoruz bunları. Mesela geçtiğimiz günlerde evet. Batalgazi bölgesindeydik. Orada da çok fazla varmış. Çok fazla, evet. Yani Doğanşehir özellikle bu Dedeyazı ve dağlık köylerden. Kesinlikle. Burası dağlık kesim nihayetinde. Dağın hemen yamacında Dedeyazı mahallesi bulunuyor. Haliyle dediğim gibi biz geçtiğimiz dönemlerde depremden çok önce gelmiştik program yapmaya. O zaman kendi gözlerimizle gördük. Evet. Yani denk gelmiştik. Zaten, burada ciddi bir problem evet. Sizin de dediğiniz zaten gibi. Biraz kar daha fazla olduğu zaman bu saatlerde falan buralarda görebiliyoruz. Yani hı-hı. Büyük bir sürüler halinde yaşıyorlar. Yani 30-40 sürü halinde geziyorlar. Ve girdiği tarım arazilerine çok kötü bir zarar veriyorlar. Hı-hı. Ya bu konuda da dediğim gibi sizin vesilenizle iletmiş olalım. Ayrıca da ileteceğiz tabii ki. Peki sizin temel geçim kaynağınız ne muhtarım? Kayısıcılık. Tarım zaten yok. Yani girdilerin falan çok yüksek olmasından dolayı tarım hemen hemen bitmiş bir durumda. Kayısı nasıl kayısıcılık. Peki? Verim alınabiliyor mu? Ya, tabii ki verim alınıyor. Şu an piyasa zaten ortada. Çok kötü bir durumda. Hatta kayısılarımız da içeride duruyor. Ve hakikaten girdiği maliyetleri çok yüksek olduğu için gerçekten çiftçilerimiz çok zorlanıyor. Hı hı. Bakalım artık nasıl olacak. Artık. Yani aslında vatandaş öncelikle barınmayı çözmek istiyor. Tabii. En temel yani, ihtiyaç barınma. Bizim en büyük, en baştaki sorunumuz barınma sorunu. Ondan sonra su sorunlarımız var. İster arazi sorunu da su sorunu, içme suyu. Var kesiliyor mu sürekli? Tabii ki yazın çok sıkıntı yaşıyoruz biz içme suyunda özellikle burada. Hı hı. Onun çözümü için işte girişimler yaptık, başvurular yaptık ama bakalım işte inşallah çözüm üretirler, yaparlar. Öyle beklentimiz var. Hı hı. Yani hani yetkililerle biz görüştüğümüz zaman işte MASKİ müdürlüğü mesela işte çevre şehircilik olsun, DSİ olsun. Hı hı.
Yani tabii ki söz veriyorlar. Ellerinden gelen yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki yapabilirler mi, yapamazlar mı? Artık onu da zaman gösterecek. Peki. Şöyle konuşmadığımız kimse var mı acaba? Bir mikrofon uzatalım. Şimdi aslında kahvedeler vatandaşlar. Ya da dilerseniz direkt dediğiniz bölgeye doğru gidebiliriz. Araçlarla gidelim biz minibüsten. Bu arada röportajı da devam ederiz içeriden. Öyle devam edelim isterseniz. Yok, dilerseniz. Özgür, arabayı döndürelim. Teşekkür ederiz. Çay için teşekkürler, düşünmeniz yeterli. Biz o zaman köy evlerine doğru gidelim muhtarım. Evet, arabayı gitmemiz lazım. O an mezarlığa geçtiniz ya. Aha. Tam orada görmüşsünüzdür zaten. Tamam, köy evlerine doğru gidelim. Çünkü orada ciddi problemler var dediniz. Peki. Şimdi en büyük barınma, en büyük sorun tabii ki barınma dedik. Şu anda da köy evlerinin olduğu yere geldik aslında. Şu anda çalışmalar durmuş durumda. Bir buçuk aydan bahsediyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim dilerseniz. Bir gösterelim alanı da. Köy evleri bu alana yapılıyor. Evet, hemen Dede Yazı'na girdikten sonra, tabelayı gördükten sonra biraz ilerleyince hemen karşılaşıyoruz zaten. Ama maalesef ki çalışmaların şu anda durduğunu gözlemliyoruz, gösteriyoruz. Evet. Zaten burada bizim Merra olarak geçen bir böyle tarım arazimizdi aslında. Köy yerleşim buraya uygun geldi. Buraya yapılıyor gördüğünüz gibi. Kaç tane yapılıyordu? Yani şu anda yarım bırakılan kaç evimiz var? Ya toplam 110 tane yapılan ev. İşte kimisinin çatısı bitmiş, kimisinin işte blokları çıkmış, kimisinin temelleri atılmış. Yani dediğim gibi, yukarıda bahsettiğimiz gibi iyi bir çalışma vardı aslında. Ne zaman başlamıştı çalışma peki muhtarım? 3-4 ay önce başlamıştı. Yazın işte başlarında falan diyelim veya. İyi bir çalışmaydı. Gerçekten çok iyi çalışılıyordu. İyi faaliyetler yapılıyordu. Fakat sonradan dediğim gibi taşeron ana firma arasında bir sorun teşkil olmuş galiba. Ondan sonra durdu. Fakat dediğim gibi burada çevre şehircilik müdür yardımcıları, Cevdet Bey olsun, Abdülkadir Bey olsun, işte vali yardımcılar olsun ilgileniyorlar ama demek ki farklı bir sorun olabilir diye düşünüyorum. İnşallah en yakın zamanda başlayacağını söylüyorlar tekrar. Birkaç ayda evler bu noktaya gelmiş. Tabii tabii, dediğim gibi çok hızlı, çok güzel bir çalışma vardı. Birdenbire yaklaşık da 1,5 aydır falan oldu, kesildi bu çalışmalar. Temennimiz bir an önce bu başlatılması, yetkililerin daha çok üstünde durmasını talep ediyoruz. Yapılırsa çok iyi olur, vatandaşlar da çok memnun olacak. Etaplar halinde mi yapılıyordu? Etap değil, bizim toplu. Sadece 110 tane, yani öyle hani birinci, ikinci etap diye bir çalışma yok. Komple yapılan bir çalışma. Bu şekilde kaldı işte Müran Hanım. 110 tane bu şekilde bekleyen köy evinden bahsediyoruz. Peki hak sahipliği konusunda sıkıntılar var mıydı? Hak sahipliği konusunda çok sıkıntı yaşanmadı. Yurt dışında olanlar, dışarıda olan insanlar yaşadı ama onlar da açtığını biliyorum, ben öyle düşünüyorum. Yani tekrar yapılacak mı? Mesela başladı ya çalışmalar, örnek veriyorum. Hani tekrar yapılması... Evet. Yani eksik konut var mı aslında, onu sormak istedim. Yani sonradan mesela hak sahipliği olanlar falan, mahkemelik olanlar, süreçler oldu. Onlar da çıktık da tabii işte firmalara geliyor listeler, hak sahipliği kazananlar. Onlar da zaten yerimiz müsait. 250 dönümlük bir yerleşim alanı buraya tahsis edildi. O talebi kazananlar, hak sahibi olanlar tekrar yapılacak, yani onlar öyle biliyoruz. Çalışmaların bir an evvel başlaması gerekiyor. Evet, başlamasını temenni ediyoruz. Dediğim aslında gibi, alan olarak da güzel bir yere yapılıyormuş köy evleri. Hemen mahallenin girişinde. Evet, dediğim gibi bura bizim mer olarak geçen bir bölgemiz. Ve bizim köyün hayvancılığının en büyük olduğu bir nokta. Yani hayvancılığın devam etmesi veya barınma açısından tek nokta bura, hemen hemen öyle söyleyeyim. Peki köy evleri buraya yapıldı ya, her ne kadar yarım bırakılsa da şu anda hayvanlar nerede otlatılıyor? İşte bu kısıtlandı tabii ki, bunlar böyle olunca işte yine dağlarda falan, tabii dağlarda yani, su sorunu çok büyük olduğu için hayvancılık sıkıntıya düştü bu konuda. Bunu da artık bir şekilde çözmeye çalışacağız. Bir de devlet konutlar da buraya yaptı. Önce bir sizi tanıyalım. Başocan da oraya. Sizi yaptı. Tanıyalım önce. Gazi Şenol ben, Dede Yazı'da yaşıyorum. Devlet konutlar da buraya yaptı. Bir de taş ocağı buraya konuşlandırdı. Hemen karşıda yani taş ocağı. Nasıl olacak? Burada diremit atıyorlar her gün. Yani insanlar burada nasıl duracak? Nasıl bu tozda yaşayacak? Ne zaman kuruldu taş ocağı? Aynı beraber kuruldu. Aynen. Yani geçen sene işte, geçen sene. Köyün, buranın ihalesi başladı, orada kuruldu. Seçimlerden sonra çalışmaya başladılar. Peki hiç yani tepki göstermediniz mi? Görüşmediniz mi? Tepki gösterdik. Tabii ki de biz bunun girişimini, yani seçimden önce de biz, hani seçilmeden önce de biz bunun girişimlerini yaptık. Fakat bu devlet DS'nin ihalesi olduğu için burada hani uygun taş koşullarının falan tespit edildiğinden dolayı buraya kurulduğunu söylediler. Ve geçti, yani yukarıda da söyledim, geçici olduğunu bize beyan ettiler.
Umarım geçici olur İnşallah. Muhtarım. Çünkü gerçekten hem yerleşim yerine çok yakın olması sıkıntı. Burada dinamit attılar. Bu ovayı komple etkiliyor. Bu araziyi komple etkiliyor. Yani tarım alanı da komple etkiliyor. Yaşam alanı da etkiliyor. Yani bunun kalkması tarafta, lazım. Diğer tarafta bir arazimiz vardı 116 dönüm. Onu da devlet zaten bir kendi ihaleye sunarak köylüye hiçbir şey söylemeden araziyi orada bir kişiye peşkeş mi çekildi diyeyim artık başka bir şey mi söyleyeyim. Kayısı fidan dikti oraya. Yani 116 dönüm. Köyün hemen yani Dede Yazı köy hayvancılıkla tarımla geçinen bir yer. Şimdi orayı da orası kapatırsa, burayı taş ocağı kapatırsa şeyin arasında dağların arasında sıkışıp kaldı Dede Yazı köy. Yani sade şey olarak değil ama süreci siz de biliyorsunuz. Maden süreciydi, taş ocağı süreci başladı. Taş ocağını geçtik, araziyi peşkeş çekmeye başladı. Yani orada şu an 116 dönüm araziyi bir tane kişiye ama kim olduğunu bilmiyoruz. Devlete yakın kişi mi artık başka birisi mi bilmiyoruz. Peşkeş çekildi. Şimdi öbür tarafı, diğeri bir ocak daha kuruluyor. Taş öyle bir şey daha taş ocağının altına. Çimento şeyi kuruluyor galiba silosu. Yani hiç kimseye bir şey söyleyemiyorsun, hiç kimseye bir şey yaptıramıyorsun da devlete hiçbir şey yaptıramıyorsun. Etnik kimlikten dolayı mı artık, farklı bir şeyden dolayı mı artık biz de bilmiyoruz ama. Dede Yazı mahallesi artık ocakların arasında kaldı diyebiliriz. Aynen. Bir yanda maden ocağı, bir yanda taş ocağı, çimento fabrikası mı? Aynen. O tarz bir şey mi yapılıyor? Çimento fabrikası orada zaten, taş ocağı. Beton satıyor, bu yapılan konutlar için burada beton üretilecek. O da geçici olarak bize bildirilir zaten. Bunlar tabii valilik arkadaşlar, valilik onaylı çalışan, yani biz tabii ki tepkilerimizi koyuyoruz. Yani gereksiz girişimlerimizi yapıyoruz, izinlerine bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Fakat bunlar tabii ki dediğim gibi onaylı çalışan firmalar. Ve onlar o santralin de geçici olduğunu bize beyan ettiler. Sadece işte karatezli konutları yapılıyor şu an. Oraya beton taşıma için kurulan bir santral. TOKİ konutlarının olduğu alanlara genel anlamda beton santrallerinin kurulduğunu kendimiz de gördük. Evet. Merkezleri de kuruluyor, siz zaten görüyorsunuz. Ama dediğim gibi temennimiz bunların geçici olması. Yani burada tabii ki bir yerleşim başladığı zaman, bir yaşam başladığı zaman bunların kapatılıp işlerin bittiği zaman gidilmesi ya. Temennimiz bu tabii ki. Hayvancılık nasıl mahallede? Hayvancılık ya dediğim gibi çok zordu. Zaten hemen onlar da bırakmak üzere diyeyim, öyle söyleyeyim. Çünkü zor koşullar, zor. Onlar da o sektörde de maliyet girdileri çok yüksek olduğu için onlar da sıkıntı. Öyle özellikle böyle de yayılım aralı daraldığı için tabii ki biraz zorluk, çok büyük zorluklar çekiyorlar. Depremlerle birlikte birçok bölge tabii ki göç verdi. Evet. Zannediyorum ki Dede Yazı'nda da göç verme durumu çok fazla oldu. Bu göç verme, şöyle söyleyeyim, yani bu deprem, yani barınma konutları olmadığı için, barınma alanı olmadığı için göçler başladı. Ama biz inanıyoruz ki bizim köylüler tekrar dönüşlerini yapacaklar. Bekliyorlar yani. Evet. Nüfusumuzun da çok olmasını, artmasını talebi, beklentimiz var yani. Peki nüfusumuz kaç normalde muhtarım? Şöyle dilerseniz biraz yürüyelim, şu etrafı da gösterelim. Seçmen seçimde 200 civarı görünüyordu. Tabii ki bu yüksek yani. Sadece oy potansiyeline bakarak bir nüfus belirlenmez tabii ki. Bizim yaklaşık bir 500 falan, yani dışarıda katarsak 500-600 nüfus olduğunu tahmin ediyoruz. 500-600 nüfustan bahsediyoruz. 200 tabii, evet. Peki birçok kişi aldı mı kaydını? Yani mesela şu mahalleden göç edenler. Evet, alamadılar. Neden alamadı? Zaten alacak bir çok dar bir pozisyon olduğu için alamıyorlar. Ama bu dediğim gibi konutlar falan normal yaşama geçildiği zaman onlar da tekrar alacağına biz inanıyoruz. Şimdi gelirken bir yoldan bahsettik. Onu evet, da detaylı anlatın dilersen. Bizim bir öğrenci yolumuz var. Zaten Sayın Kaymakamımız Mehmet Bey'in de haberi var. Milli Eğitim Müdürü'nün de haberi var. Bir çalışma yaptık ama yani yetersiz bir çalışma oldu. Çok elverişli olmadı. Bunun yani sağlam, düzgün bir şekilde, daha iyi bir şekilde yapılması için biz yine taleplerimizi ileteceğiz. Burada sizin vesilenizle de iletelim, iletmiş olalım. Peki şu an barınma sorununu tabii ki konuştuk muhtarım. Ara ara su, elektrikten yana evet, sorunları da dile getiriyoruz. Aynı zamanda ocakların vatandaşa zararlarını da konuşuyoruz. Dede Yazı tam işte ocakların arasında kalıyor. Her ne kadar geçici deseler de umarım evet, geçicidir tabii bu problem. Şu an peki barınma harici mahalledeki en büyük sorun ne? En büyük sorun dediğim gibi yani başta içme suyumuz. Yazın özellikle çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ondan sonra tarım sulama suyumuz, çok sıkıntılı bölgelerimiz var. Bunların dediğim gibi girişimlerini yaptık, müracaatlarını yaptık. İnşallah çözüm konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'in burada çok büyük katkısı olması gerekiyor. İnşallah sesimiz duyar ve bize desteğimizi verir. Özellikle Ümran Hanım, bizim bir 300 dönümlük bir arazimiz var. Oranı bir sondaj vurmamız gerekiyor. Su depremden dolayı kayboldu, 6 Şubat depremden dolayı. Maliyetler çok yüksek olduğu için çiftçiler
Biz bunu karşılayamıyoruz. Bunun karşılama sondajın vurulması için de Büyükşehir'e ve DSİ'ye müracaatlarımızı yaptık tabii ki. Dediğim gibi bu Büyükşehir'de Samet Bey'in özellikle desteği çok önemli. Destek alabiliyor musunuz peki? Almayı bekliyoruz yani. Yaptık müracaatlarımızı. Ne kadar almadınız evet, anladığım kadarıyla. Dönüş olmadı. İnşallah olacağını bekliyoruz. Özellikle depremlerden sonra ulaşım ve su sorunu patlak verdik. Su evet. Derken tabii ki içerisinde kanalizasyon da var. Maskede tabii, de çok büyük sıkıntılar var. Biz gittiğimiz her bölgede mutlaka denk geliyoruz. Mutlaka muhtarımız, vatandaşlarımız dile getiriyorlar su problemini. Evet. Kar yağışından sonra da tabii depremden sonra tabii fazlasıyla görüldü ama kar yağışından sonra elektrik problemi de birdenbire patlak verdi. Her bölgede elektrik kesintisi haberlerini alıyoruz. Tabii ki oluyor elektrik kesintileri ama o kadar hani biz bu dönem çok öyle büyük bir elektrik sorunu yaşamadık. Yani birkaç kesilme o zaten oluyor. Normal şartlarda arıza çıkıyor. Yani elektrik sorunu çok yok. Şimdi doğruyu söylemek gerekiyor. Su sorunumuz çok büyük dediğim gibi. Onlar da işte altyapı sorunumuz var. İşte ara sokak yol sorunlarımız var. Bunlar da inşallah dediğim gibi bu dönemde tamamen hepsini bitirmeye çalışacağız. Ve bu konuda da dediğim gibi yetkililer de yardımcı olursa bize, yardımcı olacaklarına da inanıyorum. İnşallah güzel bir tekrar iyi bir köy, Malatya'nın güzel bir köyünü var edeceğiz hep birlikte. Tabii köy evleri yapılırsa, tabii. Devam yani ederse. Buradaki köy evleri de, yukarıdakileri de. Yani orada uygun da, orada güzel. Yani orada zaten bizim köyümüzün yani kadim yeri diyelim, vazgeçilmezimiz. Yani orada tabii ki yaşam devam edecek. Oranın sorunlarında, burada zaten inşallah yeniden sıfırdan yapıldığı için bir sorun olacağını inan olmamasını temin ediyorum. Bir çamurlu yoldan evet. Yürüdük yani şu anda da yürüyoruz. Tabii yağışla birlikte her taraf çamura gömülmüş durumda. Tabii bu bölge de öyle. Tabii bir de şantiye alanı olduğu için çalışmalar dursa da genel anlamda çamurlara denk gelmek mümkün. Ama konutlar yapılmaya başlarsa zannediyorum ki çevre düzenlemesi de yapılır. Tabii bir an evvel çalışmalar tamamlanır. Buralar daha güzelleşir. Çevre düzenlemesi en son yapılan bir iş zaten. İnşaatların, konutların, işlerin bittikten sonra çevre düzenlemesi yapılıyor. O zaman dediğiniz gibi güzel olacağına inanıyoruz. Peki bölgedeki diğer köy evleri yapılıyor mu? Sadece burada mı bu problem var? Ya şu an burada var. Yani şu an burada baş gösteriyor bu sorun. Mesela Karatezi işte bu yeni başladı. Polat devam ediyor. Yani çok bir bizim gibi şu an sorun yaşayan bir konut yapılar olduğunu sanmıyorum. Bir tek bizimki yapılıyor. Sorun yaşanıyor burada. Dediğim gibi onu da inşallah bir an önce aşmamız. Sürekli artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Özellikle şu bir aylık süreç içerisinde Doğanşehir merkezi çok fazla deprem yaşadık maalesef ki. Daha 3 gün önce tekrardan Doğanşehir merkezi 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Siz nasıl hissediyorsunuz o depremleri? Ya tabii ki yani bu korkuyu insanlar atamaz. Ya korku her zaman baş gösteriyor. Yani işte burada bu sağlam yapıların oluşturulması çok önemli. Buradaki yapılar da gerçekten güzel ve sağlam yapılıyor. Onunla kaygımız yoktur. Bu korkuları aşmanın tek yolu da barınakların sağlam olması, sağlam yapıların sağlam yapılması. Yani bunu ya alışacağız, bu korkuyu böyle atacağız zaten. Başka çaresi yok. Yani deprem hayatımızın gerçeği. Peki var mı dile getirmek istediğiniz başka sorunlar, sıkıntılar aklınıza gelen? Bunlar yani dediğim gibi bizim en büyük sorunumuz işte barınma. Barınmadan sonra altyapı sorunumuz. Ve en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de tarım sulama su sorunumuz. Suyu nereden kullanıyorsunuz? Suyu dağdan getiriyoruz. Bizim dağdan geliyor içme suyumuz. Orada bir de artezyen. Sulama suyundan bahsediyorum. Sulama suyu kendi kaynaklarımızdan çıkıyor. Mesela bir tanesi en büyük sulardan bir tanesi madenin çalıştırma bölgesindeydi. Orada onu çok kullanamıyoruz. Yani madenin kendi kullandığı için. Burada da doğal kaynaklardan işte dediğim gibi bu depremden dolayı bu sorunlar baş göstermeye başladı. Sular yeri değiştirdi. Kaynakları başka kanallara kaydı. Biz de bunların çaresini arıyoruz. Hı hı. Ve bu konuda da dediğim gibi Sami Er'in bize destek vermesini bekliyoruz. Sulama. Birçok bölgeden bu konuda şikayetler evet. Alıyoruz tabii ki. Özellikle depremlerden sonra barajlarda ciddi sıkıntı yaşayınca maalesef ki tabii. Sulama suyu ciddi evet. Risk altına düştü. Vatandaşlar, çiftçiler ağaçlarını kuruyamıyorlar. Sulayamıyorlar pardon. Ağaçlar da tabii ki kuruyor hal evet, böyle olunca. Zaten bizim o bahsettiğimiz bölge yaklaşık bir seneden fazladır sulanmıyor zaten. Hepsi bahçe genelde çoğunluğu bahçe olan bir bölge. Ve çok sıkıntılar başladı. Bir sene daha öyle olursa zaten
O ağaçların komple kuruyacağını düşünüyoruz biz. Bunun için de hani elimizden geleni hem kendi çabamız, maddi çabamızla hem de devletin vereceği destekle orayı tekrar eski haline kavuşturmayı düşünüyoruz. Dağınık bir mahalle mi? Arazi yok. Toplu arazi zaten. Mahalle değil de işte arazi bahsettiğimiz yer. Tarım arazisi. Oranın suyunu giderebilirsek çok iyi olacak. Tabii ki yukarıda o köyün altındaki arazilerde de su sorunları çok büyük. Onlara da yani dediğimiz gibi ya artezyenle veya başka kaynakları buraya naklederek çözüm yapılabileceğini düşünüyoruz ama tabii ki bunları şu aşamada yani şu koşullarda ne kadar ilerletebiliriz onu artık yetkililere bağlı diyeyim. Öğrenci var mı mahallede muhtarım? Mahallede öğrenci 4 kişi, 4 tane öğrencimiz var. Onlar da taşıma servisle gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Polat'a gidiyorlar. Liseler Doğanşehir'e geçiyor. İşte zaten en büyük problem de orada taşıma olduğu için o öğrenci yolunun özellikle kış şartlarında çok elverişli olmadığını, kullanılmadığını, minibüslerin kullanmadığından dolayı çok büyük sorunlar yaşıyor öğrencimiz. Polat kaç kilometre buraya? Polat yaklaşık 10 kilometre falan. 10 kilometre. Öğrencilerimiz oraya gidip eğitim, öğretim görüyorlar. Peki hiç okul olmadı mı mahallede? Mahallede bizim o köy girişinde okullar vardı zaten ama bu taşımacılık sistemi çıktıktan sonra orası kapandı tabii. Zaten tarihte ilk yapılan Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilkokul olarak yapılan ilk okullardan bir tanesi bizim köyde mevcuttu. Fakat dediğim gibi tabii zaman... Öğrenci yetersizliğinden kaynaklı nüfustan dolayı galiba. Taşımacılık sistemi geçişten oralar kapandı tabii ki. Şöyle yürüyoruz tabii köy evlerinin olduğu alandayız. İlk programımıza başladığımız yer. Burada da görüyorsunuz yani İmam'ın bu temelleri atıldı, demirleri de döşendi. Ondan sonra inşaat zaten birden kesildi. Ya yani bu şekilde. Zaten o çalışmayla devam etselerdi ben inanırdım ki şu an yani çok büyük bir etabın bütün ince işleri dahil tamamlanacağını düşünüyorduk. Evet. Buraların böyle atıl durumda bırakılması, bu malzemenin burada çürümesi. Yani devlet de mağdur olacak, insanlar da mağdur olacak. Biz kısa sürede buraların tekrar faaliyete geçip insanların barınma sorununun çözülmesini istiyoruz. Yetkililerin de bize bir an önce el atmasını istiyoruz. Çünkü yani biz ekonomik sıkıntıları falan geçtik artık depremi unuttuk. Sadece barınmaya odaklandık. Yani bir de ekonomik sıkıntılar var. İnsanlar istese de şehre gidemiyorlar yani bir yerde barınma için yerine yer bulamıyorlar. Onun için bir an önce biz yetkililer de sorunumuza el atmalarını istiyoruz. Vali beydir, çevre şehirciliktir. Yani burada devletin de bir sürü malzemesi var. Burada atıl durumda, çürüyecek bırakıldı. Biz onun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Atalarsa da teşekkür ederiz. Umarım duyarlar sesimizi. Tabii ki izliyorlardır mutlaka. Yani şu anda gösteriyoruz zaten. Şöyle dönelim dilerseniz. Şu tarafa kameraya doğru dönelim. Şimdi şu durumda İzan'da, köyümüzün İzan'da burada bu taş ocağının da burada çalışması insanların yarın diremi tatıyorlar, toz kumar oluyor, ta köyün içine doğru geliyor. Ondan sonra ikincisi vatandaşın burada sorun çözülmesi için bunu valiliğe bildirmek istiyoruz yani. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bildirmek istiyoruz. Bir kilometre yakınından taş ocağı çalışıyor, ondan sonra vatandaşın sorunu çözülmesi için. İşleri bittikten sonra kalkmasını isteriz biz vatandaşın. Yarın buraya vatandaş ev yaptığı zaman, geldiği zaman, bu toz kumar geldiği zaman vatandaş İzan'da çok maddi durumda kalıyor. Dediği gibi arkadaşın dediği gibi burada bak, malzeme getirmişler, şunu getirmişler, ağaçları çürüyor, bilmem neyi çürüyor. Hem devlete zarar veriliyor, hem vatandaşa zarar veriliyor. Bu konuda vatandaşın İzan'da barınacak yeri yoktur. Farz et ben İzan'da bir fakir adamım, ben İzan'da bir konteyde yaşıyorum. Yiyecek, içecek yeri gelse bulamıyoruz, bir şey bulamıyoruz, edemiyoruz yani. Yani hiç ne olursa olsun vatandaş çok maddi durumda yani. Muhtarın dediği gibi gidiyor, oraya buraya dilekçe veriyor, bilmem ne yapıyor. Hiçbir sorun yok. Ve bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ve valimize ve Çevre İl Müdürümüze bildirmesini bir an önce istiyorum yani. Vatandaşımızın çok maddi durumda zorunda yani. Bu vatandaş çok rezil yani. Bu vatandaş olarak niye durdu ben onu anlamadım yani. Ben de anlamıyorum yani, vatandaş köylü de anlamıyor yani. Şimdi valide canım olsun, Çevre Şehircilik İl Müdürü'nde olsun bir bilgiler istiyoruz yani bu konuyla ilgili. Böyle olamaz yani. Bu diremit diyorum işte attıkları zaman ta bak yukarı çıkmışlar, vatandaşın İzan'da sorumlu toz kumar oluyor, diremit atıyor, ta toz kumar köyün içine bile geliyor yani. Maden ocağı orada çalışıyor, diremit atıyorlar, bilmem ne diyorlar, vatandaşın ne yapacağını bilemiyor yani. Vatandaş durmadan sattığa çıkıyor yani. Vatandaşın davar yayılımında olsun, mal varlığında olsun bir yerde bir çalışma yok, bir şey yok. Vatandaş davarını bile güdemiyor yani. Eskiden burada dolaşıyordu, tamam evler yapıldı. İyi kötü bir de arazimiz vardı. Arazimiz de satıldı yani bu konuda izini. Yani bunlar artık yani bilmiyorum yani ne olacak ne olmayacak. Vatandaş çaresiz de yani. Diyeceğimiz bu kadar yani. Muhtarım. Ne kadar zaman var?
Yani az kaldı tahmini. Biraz da ulaşım konusuna değinelim, evet, dilerseniz. Var mı bir problem? Ulaşım, yani bizim ara sokaklarda çok büyük problemleri var. O da şu an onu talep etmek, yani doğru mu yanlış mı, o da tabii konuşulacak bir şey. Yoksa ana yolda çok böyle büyük bir sorunumuz yok ulaşımda. Hı hı. Araçlar geliyor mu? Mesela Malatya merkeze gitmek istiyorum, örnek, evet, veriyorum. İstediğim zaman gidebiliyor muyum? İstediğimiz zaman gidemiyoruz. Özellikle kışın minibüste işleten benim zaten. Hı hı. Kışın şu an bir gün Malatya'ya gidiyoruz, bir gün ilçeye gidiyoruz. Taşımaya, yani insanların... Haftanın bir günü mü? Tabii ki, haftada bir gün işte. Yeterli oluyor mu? Yeterli olmuyor tabii ki. Gönül isterdi ki her gün gidesin. Yani hizmet konusunda. Fakat yani şu anda... Onu da kurtarmıyor aslında, ama biz yani insanlar çok mağdur olmasın diye ben inanın ki devam ettirmeye çalışıyorum. Öyle idare ediyoruz kışın özellikle. Yazında çok büyük sıkıntı olmuyor tabii, özel araçlarda olduğu için. Hani öyle aşırı bir sıkıntı yok diyeyim, yani öyle tarif edeyim. Yollarda var mı sorunlar? Bozuk olan yollar var mı? Ya yollar aslında kısa bir zaman önce bir yüzeysel çalışma oldu ama sağlıklı yapılmadığı için zaten belki de bizim ülke olarak en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de bu. Yani taşeronlar bu işleri yaptığı, üstlendiği için tabiri caizse adam kendi maddi çıkarını düşündüğü için, veya öyle söyleyelim, çok böyle hani sağlam işte gerçekten bu hizmet yapılıyor diye yapmıyorlar yani. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Belki de devletimizin en büyük zararı buradan kaynaklanıyor. Yani yüzeysel yapılıyor, koşullara uygun yapılmıyor. Onlardan kaynaklı sıkıntılar var. Hani çok öyle tabii ki aşırı bir sıkıntımız yok yani ulaşım yol olarak. Dediğim gibi ufak tefek öyle işte öğrenci yolu gibi, ara sokaklar gibi sorunlarımız var tabii ki. Sokak lambalarında var mı sorun? Yok, sokak lambalarında çok yok. Yani ben geldiğim zaman zaten yanmayan sokak lambaları vardı. Şu an birkaç tane tabii kıştan dolayı oluyor. İşte ampul geçmeleri falan oluyor. Onlar da arkadaşlar hani çok hızlı olmasa da yapıyorlar. Teşekkür ediyoruz. TEDAŞ olarak yani çok öyle bir sıkıntımız olmadı. Vatandaş tabii ki evleri bekliyor. Evet, en programımıza başladığımızdan beri barınma sorununu konuşuyoruz. Evet. Zaten köy evlerini de gösterdik, yarım kalan köy evlerini de gösterdik. Peki arıyorlar mı sizi? Ne zaman tabii bitecek? Ki, tabii ki. Ne zaman çalışmalar devam edecek biz köyümüze? Artık ne zaman geleceğiz diye sıkça arıyorlardır, evet, sizi. Tabii ki arıyorlar. Yani şimdi vatandaşlar bizi aradı, beni aradıkları gibi. Biz de inanın ki çevre şehircilik yetkililerini sağ olsunlar, dediğim gibi ilgileniyorlar. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Tabii bunda dediğim farklı belki sorunlar olduktan dolayı şu an başlatamadılar. İnşallah bu sorunların bitip tekrar bu çalışmaların başlaması, bir an önce insanlara bu evlerin teslim edilmesi temennimiz. Peki başka bir bölge daha var demiştiniz. Orada var mı problemler? Diğer yerleşim alanından bahsetmiştik. Bizim mezrolluk vardı. Orada oranın hak sahipleri de burada olduğu için orada tabii ki işte barınma sorunu çok. Genelde aynı problem aynı galiba. Problem. O zaman tabii ki, evet, tekrardan o mezrada da aynı problemlerin tabii olduğunu aynı, üstüne basa basa aynı söyleyebiliriz muhtar. Barınma sorunu. Bu temennimiz inşallah işte yetkililer inşallah görür, duyarlar bizi. Peki genelde yaşlı nüfus mu var mahallede, yoksa genç nüfus da var mı? Ya genç nüfus çok yok tabii ki. Yani dışarıdalar. Şehirleşme çok büyük şey olduğu için köyler artık nasıl diyeyim, hani kapanma noktasına gelmiş durumdalar yani. Tabii tarım ve hayvancılık da azalınca artık vatandaşların da bir alternatifi, aynen, kalmıyor. Ya ben mesela tarımcılık yapıyordum. Fasulye ekiyorduk, buğday ekiyorduk. İnanın şimdi yapamıyoruz yani. Yok mu şu an? Yapamıyoruz, yok yani. Buğda bile ne ekmiyoruz neredeyse. Yani. Bu neden kaynaklı? Ya maliyetlerin yüksek olmasından mı, yoksa yüksek para kazanamamaktan kaynaklı mı? Tabii ki işte maliyetleri yüksek olunca ister istemez bir girdisi olmuyor. Yani vatandaşı tatmin edecek bir ekonomik geliri olmadığı için. Yani bizim köy tabiriyle hani rezilliğini çekmektense hiç yapmam, o düşüncesi var tabii ki. Bunlardan kaynaklı tabii ki tarım bitme noktasına gelmiş. Sadece işte tek umudumuz kayısı. Kayısı da bu sene para etmedi maalesef. Olduğu gibi olursa zaten bir kaç sene de böyle devam ederse o da bu şekilde biteceğine ben inanıyorum yani. Birçok noktada maalesef sohbet ediyoruz yetiştiricilerimizle, çiftçilerimizle aynı şekilde. Tarım ve hayvancılığın yok olma tehlikesiyle, evet, karşı karşıya olduğunu her programımızda mutlaka konuşuyoruz. Özellikle depremden sonra çok daha azaldı. Evet. Yani biz yaklaşık ben kendim 6 yıldır size geliyoruz, programını yapıyorum ama hiç bu denli, özellikle depremden sonra yaşadığımız gibi tarımın, hayvancılığın bitme maalesef noktası, bitme noktasına, evet, geldiğine şahitlik etmemiştik. Artık bir de depremlerle birlikte ahırlar da çok zarar gördü, evet, yıkıldı. Evet. Yani bu bölgede nasıl? Onu aynı bilmiyorum ki, ama aynı, çok ağır, yıkılan ahır oldu mu? Yani tabii ki oldu. Yani şu an köyde mevcut ahır ya bir tane ya iki tane kaldı.
Diğerlerde işte çadır gibi barakalar, büyük işte tarım ilçeden gelen büyük çadırlar kurarak onlara hayvancılığını devam ettirmeye çalışıyorlar. O da tabii ki zor oluyor. Devlet mesela konteyner bile öyle gelin konuşalım. Devlet konteyner bile vermeden hayvan vermeye çalıştı. İnsan kendini bir yere koyamıyor ki hayvanla nereye koysun? Evet. Yani barınma ama için insan çadırlar verilmedi mi peki? Çadır verdi, hayvan da verildi. Devlet verdi. Verdim, kendini yani bir yere koyamadı ki hayvanı çadıra mı koysun? Birlikte mi kalsın? Evet. Yani devlet... Yok, hayvanlar için ayrı çadırlar yani veriliyordu ya, büyük çadırlar. İnsanlar hiçbir şey yapamadı ki, mağdur durumda, kar şartları, kış şartları izin vermedi. İnsanlar kendine bakamadı ki hayvanla nasıl baksın? Sattılar mı hayvanlarını? Ya bayağı sattılar burada, bayağı. Mesela bizim burada da arkadaşlar var. Onlar da hayvancılık yapıyordu. İster istemez satmak durumunda kaldılar. Yani zorunlu satmak durumunda kaldı. İnsanın hiçbir şeyi kalmadı. Yani o nedenle satmak durumunda kaldı. Size mikrofonu uzatalım. Önce bir sizi tanıyabilir miyiz? Şöyle gelin. Gelin şöyle konuşalım. Kadir Özdoğan. Bir saniye. Şöyle gelin. Tabii. Şöyle yanıma gelirseniz. Aslen Elazığlıyım ama doğma büyüme Malatya'dayım. İsim neydi? Kadir Özdoğan. Benim kardeşim bu işleri yapıyor. Köy evlerini yapıyor yani. Şimdi bu köy evlerini siz mi yaptınız? Aynen. Taşeron firma tabii, mı? Tabii, taşeron firma. Biz Mayıs ayında biz buraya başladık değil mi muhtarım? Evet. Mayıs ayında başladık. Ve çok hızlı bir şekilde ilerledik. Evet, yani muhtarımız da söyledi aslında çalışmaların çok hızlı ilerlediğini. %70'ini bitirdik. Biz Yazan'da da yapıyorduk ayrı birkaç tane köyde. Oranın da ana firma battı. Oradan da bir ödeme alamadık. Tam 20 milyonluk çekleri bizde şu an duruyor. Ve biz evimiz, arabamız, neyimiz varsa sattık, işçilerin parasını verdik. Buraya geldik, burada da aynı şeyi yaşadık. Bu da devletin bir açığı işte. Adam diyor ki ben battım diyor, konkord ilan ediyor. Hiçbir şeysine elini süremiyorsun, çekleri yazılmıyor, çizilmiyor. Siz Malatya firması mısınız? Malatya firması. Biz sadece bu firmanın burada işini yapmıyorduk, Afyon'da da işini yapıyorduk. Oradan da ödememizi alamadık. İşi... Ne zamandır çalışıyorsunuz bu firmayla? Daha öncesi de kardeşim çalışmış da. Sıkıntı olmamış mı önceden? Bir sıkıntı yokmuş. Yine biraz alacağı varmış, sonradan almış. Hı hı. Yine de alacağını söylüyor. Yine de alacağını söylüyor ama biz mağdur olduktan sonra. Şimdi ben geçen 2 tane tır çağırdık biz. 3 tane tır hatta, 2 tane de iş makinesi. Malzemelerimizi çekiyoruz artık buradan. Peki çalışma ne zaman durdu? Çalışma yaklaşık 2 ay oldu değil mi muhtarım? 1,5 aydan fazla oldu. 2 aydır. Şu an karşıda yine şantiyemiz var. Kömür, kara tevzi miydi muhtarım oranı? Şu an orada yapıyoruz. Başka bir firmanın silahları olduğunu. Bir sıkıntı var mı? Yeni başladık, Allah bilir. İnşallah bu defa sorun yaşamazsınız. Yani, bu da kaderiniz inşallah, midir nedir? Yazan'da aynı şeyi yaşamışsınız, burada ya da işte aynı şekilde. Devletin açıkları aslında bunlar. Yani şimdi adam ne yapıyor? Adam sadece Türkiye'de, Malatya'da iş yapmıyor. Adam Türkiye çapında iş yapıyor. Şimdi deprem bölgesine para akıyor. Devlet veriyor, esirgemiyor. Ama bunlar ne yapıyor parayı? Faizde biriktirip diğer yerde yaptığı yerleri kapatıyorlar. Yani işin aslı bence bu. Şu an işçileriniz mağdur durumda değil mi? Ya da bir alacakları var mı? Vallahi en son alacağı olan kişiye de araba verdik. Yani bir şekilde kapattık. Takas yapıyorsunuz aslında tabii, bir nevi. Bir şekilde kapattık ama şu an mağdur olan demirci var, bilmem ne var. Onların da bayağı 6-7 milyon alacağı var. İstemiyorlar mı peki paralarını? Bizi biliyorlar. Bizde paraları kalmaz. Bizde kalmaz yani. O yüzden ses çıkarmıyorlar. Halen de işimizi yapıyorlar. Biz elimizden geldiği kadar mağduriyetlerini gidermeye çalışıyoruz. Dışarıda yaptığımız işlerle. Şimdi siz buradan malzemelerinizi çekecek misiniz? Tabii ne yapacaksınız? Çekeceğiz. Ben hatta nereden baksan yani bir 60 tır kadar da gönderdim yani. Havalar bozulunca çekemedim yani. Anlaşma sağlanmış mı yeni firmayla? Ve 7/24 de burada konteynerde kalıyorum. Buranın rezilliğini çekiyorum. Biz buraya başladığımız zaman elektrik vereceklerdi, su vereceklerdi, yol olacaktı, hiçbir şey yok. Ben halen biz şeyle bitiriyoruz yani mazotla. Yani ton ton mazot alıp bütün yakıtları, bütün şeyleri hep onunla gideriyoruz, çalışmaları. Halen elektrik yok burada. Bir anlaşma sağlanmış mı yeni firmayla? Bir haber aldınız mı bununla ilgili? Kardeşim gidip konuşmuştu. Başka birine vermişler. Onlar da gelip gidiyor buraya. Anahtarı da teslim etmişler. Kendi ofisleri var burada. Başlayacak mı yakın zamanda çalışma? Gelip gidiyor ama bizde şöyle bir anlaşmalar var. Biz paramızı almadan buraya hiç kimse giremez. Tabii ilk önce bizim paramızı ödeyecekler. Yani işin rezilliğini biz çektik, bu boyuta getirdik. Tam para kazanacağımız yerde, bu ince işlerden, tam para kazanacağımız yerden adam bize diyor ki durun, siz gidin, başkası yapacak. Tabii ana firmanın da aslında yani anlaşacak olan firmanın da kendi taşeronu vardır muhtemelen. Sizle anlaşamaz mı yani, sizle çalışamaz mı? Nasıl ilerliyor işler? Şimdi şöyle bir şey, biz bir kere gördük ya. Yani şimdi kalkıp da bir hak ediş var ortada diyelim 20 milyon. Hı hı. Şimdi bunu veremeyen adam. Yarın o bir gün bu hak edişler ince işe geçtiği zaman 30 milyona çıkacak. Bunu hiç veremeyecekler.
O yüzden bizim daha satacak da bir şeyimiz kalmadı. Kendimiz siz girmek istemiyorsunuz yani. İstemiyoruz aynen. İşin zarar edelim. 3-5 de zarar edelim. Yani kurtulalım. Paramızı versinler biz çıkıp gidelim. En azından o işçilerin parasını ödesek çıkıp gideriz. Biz yine çalışıyoruz. Aç kalmayız. Çalışan adamlarız sonuçta. Ha bak geldim 7-24 burada kalıyorum. Ben 45 gündür evime gidememişim. Buradan biri bir malzeme götürür diye. Bilmem ne olur diye. Hep kendi malzemelerimiz var. Mecbur bekliyorum. Karda, kışta. Yani zor gerçekten. Allah yardımcınız yani. Olsun. Ya, sorun ana firma. Sorun ana firma yani diyorlar. İddiaları bu yönde tabii ki. Adamları hiç şeye almıyorlar. Yani insanları hiç böyle kavle almıyorlar. Yani müdürünü sen yanına gönderiyor. Müdürü geliyor sana bir soru soruyor. Tekrar müdürü gidiyor onun yanına. İnsan yerine sokmuyorlar yani. Kimse. Aslında bu ana firmaların da ciddi anlamda yani, bir denetlenmesi gerekiyor olsun. Tabii evet. Ki. Yani çünkü Malatya bölgesinde aslında birkaç kişiyle de böyle konuştuk. İşçilerle de konuştuk. Parasını alamayan işçilerimiz var. Taşeronlar var. Yani bu konunun da biraz üstüne gidilmesi yani gerekiyor gerçekten. Ya. Ben kendi kanaatimce söylüyorum. Yani hani kesin bir şeyim bilgim yok bu konuda ama faizler yüksek olduğu için. Bunlar da dışarıda iş yapan firmalar yani. Ana firmalar sadece burada yapmıyor. Türkiye'nin dört bir yerinde iş yapıyorlar. Deprem bölgesine de devlet para gerçekten akıtıyor. Bir an önce bitmesini istiyor bu işlerin. Onlar diyor ki biz devletten para alamadık. Yalan söylüyorlar. Bence çünkü ben de yetkililere sordum. Yani devlet mi ödeme yapamıyor diye yetkililerin bana verdiği cevap kesinlikle bizim ödemede bir sıkıntımız olmuyor. Bu firmalar arasında sıkıntı yaşanıyor. Yani çok bölgede de yaşanıyormuş öyle söylediler bize. Biraz ana firmaların da vicdana merhamete evet, davet aynen. ediyoruz aslında. Aynen. Çünkü vatandaş burada yıllardır yani artık evlerine kavuşmayı bekliyorlar. Artık ikinci yıla gireceğiz depremin üzerinden geçen süreçten bahsediyorum. Yani bir an evvel evlerine kavuşsun vatandaş da. Muhtarım biliyor biz öyle bir başladık ki bu işe canı gönülden başladık. İnanın şu ana kadar bitmişti. İnce işleri kalmıştı. Şu an ince işlerini yapıyorduk yani. Bak iki ay durdurmasaydık. Bak işin tabii yani %70'ini bitirmişiz zaten işi. Şöyle bir şey söylediniz. Siz de biz dediniz ki buraya para aktarılmadığı sürece biz burada çıkmayız dedi. Kimseyi de sokmayız dediniz. Aynen. Öyle de ama burada mağdur olan da Dedeyazı köylüler oluyor. Firmayla alakalı ama köylüler de zarar görüyor. Yani bakarsanız siz diyorsunuz ki mesela siz söylediniz. Dediniz ki biz buraya hiçbir firmayı sokmayız. Hiç kimseye de iş yaptırmayız. Farz et ki 3 sene size para ödenmedi. 4 sene ödenmedi. Dedeyazı köyü 4 sene sizi beklemek zorunda mı? İki tane iş veren, iki tane iş yapan adam üzerinde Dedeyazı köyü mağdur durumda olmak zorunda mı? Tabii vatandaş açısından tabii ki şunu demek istiyor. Tabii ki vatandaş da haklı evine geçmek istiyorlar. Devlet kendi gelir zaten bizi çıkarır. Öyle bir şey olursa. Çünkü burası devlet işi. Biz işçilerin parasını vermediğimiz zaman çıkıp çatılara çıkanlar oldu, tuğlalara atanlar oldu, biz burayı yakacağız diyenler oldu. Ya biz bunları durdurduk. Hayırdır oğlum eşkıya mısınız? Yani ev yakmakla, şeyi yakmakla. Sen devlet malı bu yani. Seni götürür terörist diye içeri atarlar. Yani şimdi devlet... Yani herkes aslında kendine göre haklı. Siz de firma olarak haklısınız. İşçinin parasını ödeyemiyorsunuz. Vatandaş da evine geçemiyor. Bize verdiği sadece beton ve demir. Diğer kapıdan pencereye kadar. Her şeyini biz kendimiz temin etmişiz. Yani bunların yüklü siparişlerini yapmışız, almışız, hazırlamışız. Şu bir yemekhane kurdum ben buraya. Bir yemekhane bile maliyeti bana 1,5 milyon oldu. Yazık günah değil mi ya? Tabii herkes dediğim gibi kendine herkes göre haklı. Yani. Peki şöyle devam edelim dilerseniz evet. Muhtarım. Programımızın artık sonuna geliyoruz. Şöyle bir iki cümleyle toparlayacak olursak neler söylersiniz? Dediğimiz gibi yani bizim şu mahallede yani genel mahallelerin sorunu bence de öyle. Barınma sorunu. Bu işlerin bir an önce çözülüp tekrar çalışma faaliyetlerinin başlamasını temenni ediyoruz. Diğer işte bahsettiğiniz gibi su sorunumuz, yol sorunumuz tabii ki var bunlar. Bunların da bir an önce kademe kademe aşılmasını talep ediyoruz. Diliyoruz, umuyoruz. Peki programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ciddi problemler var. Umarım bir an evvel çözülür. Vatandaşlar da evine geçer diye temenni ediyoruz. Görevinizde de başarılar teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Bu kırsal kesimlerin özellikle sorunlarını dile getirdiğiniz için yerel medya olarak çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler bugün de Dedeyazı mahallemizi gezdik. Yarın başka bir mahallede görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Emek İş, Tel Örgü ve Çit İmalatı Size Geliyoruz programını sundu.